Bir videoda daha yeniden sizlerle beraberiz Emlakçı Aile kanalı takipçilerimiz. Bugün diğer videolarımızın dışında bir tık daha farklı bir video için karşınızdayız, açıkçası öyle söyleyebiliriz. Şu anda neredeyiz bugün? Şu anda Bandırma Sanayi'deyiz. Bandırma Sanayi'nin içerisinde şöyle tam ekranının tam böyle ortaladığımız gibi gördüğünüz gibi tam karşınızda güzel bir tiny house, bir evimiz karşınızda. Bunu tanıtımı için bugün sizlerle beraberiz. Yakışıklı kardeşim Uğur'la, kameramanla beraber, birazdan onu da şöyle ufaktan gösteririm arka taraftan da, onu da görürsünüz. Uğur'la beraber bugün tanıtımını yapacağız. Çok çok uzun bir tanıtım olmayacak. Neden? Çünkü çok fazla büyük bir alanı, diğer evlerdeki, villalardaki gibi çok fazla bir alanı kaplamadığından dolayı drone çekim falan yapmayacağım. Ondan dolayı sadece yerden içerisini tanıtımlarını yapacağız ve içeride gölge alana geçtikten sonra içerisinde alakalı detaylı, konteynerle alakalı detaylı tanıtımlar vermiş olacağız. Şöyle benim konuşmamın ardından şöyle ufaktan yavaş yavaş tanıtımla alakalı, video ile alakalı şöyle bir gezelim içerisini Uğur. Şimdi alanımız ne kadarlık? Daha doğrusu tiny house. Gel Uğur içeriye. Gölgede çekim yapalım. Güneş de çok hem gözümüzü alıyor. Gel içeriye doğru. Buradan içeriye doğru girdiğinizde biraz yankı yapıyor olabilir ama sesimiz daha iyi çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, bugün çok sevdiğimiz bir abimizin malını pazarlayacağız aslında. Öyle söyleyebilirim. İsmini buradan telaffuz edersem muhtemelen onu çok rahatsız ederler diye şu anda telaffuz etmek istemiyorum. Değil mi abi? Söyleyeyim mi ismini? Yok, söyle. Söylemeyeyim ismini. Tamam, ismini söyleme yoksa beni çok rahatsız ederler diyor. Tabii bu rahatsızlık kötü anlamda söylediğimiz bir rahatsızlık değil kesinlikle. Bugün abimizin kendine aslında tasarlattığı, kendine özel olarak tasarlattığı tiny house eviyle alakalı tanıtım için sizlerle beraberiz. Özellikle içeriye girmek istedim. Hem burada daha böyle renkli güzel bir ortam var, hem gölge dışarı şu anda sıcak. Ondan dolayı içeride tanıtım yapalım istedim. Abi şimdi ben sana soracağım, sen bana oradan söyle, senin oradan çok fazla telefondan ses almıyor, mikrofondan ses alacak. Sen bana kısık sesle de söyleyebilirsin, ben buradan tekrarlayacağım onları zaten. Genel röportaj gibi yapacağız aslında ama bir taraftan Meden abi ekrana... tamam, onu söylemiyorum. Yine röportaj gibi yapacağız aslında ama abimiz ekranların karşısına çıkmak istemediğinden dolayı ondan kameraya ona yöneltmeyeceğiz diyelim. Uğur, sen zaten yapılış aşamasında da biliyorsun değil mi malzemenin ne olduğunu, evet, ne olduğunu. Aslında Uğur'u anlattıracaktım. Benim gözünüz biraz daha yakışıklı görsün diye ama abi ben şimdi kameralar karşısında beni de çok rahatsız ederler dedi. Ondan dolayı çok göstermek istemiyorum burada. Ölçülere gelelim başta, ölçülerle başlayalım. Ölçülerimiz şu anda normal standart aslında konteynerlarla neredeyse birebir diyebiliriz. Yani 7 metre şu anda benim arkamda doğru gördüğünüz uzunluk 7 metre. Hemen en olarak baktığınız yerde 3 metre. 7'ye 3 yani 21 metrekare civarında bir taban alanı yapıyor. Bu standart olan, diğer konteynerlardan aynı olan ölçüler ama burayı diğer konteynerlardan farklı kılan şeyler ne, onları söyleyeceğiz özellikle. Ondan sonra devam edelim. Şimdi bu 21 metrekarelik alanın dışında, birazdan ben üst tarafa da çıkartacağım sizi, orasını da bir göreceğiz. Üst tarafımızda bir yatak ve gardırop sığabilecek kadar bir alanımız mevcut. Üst tarafımızda yaklaşık olarak buradan baktığınız zaman 8 metrekare falan var herhalde değil mi abi? 8 metrekare falan var. 8 metrekare falan üst tarafında bir yatak odasının olduğu kısım var. Yatağımızın olduğu taraf var. Onun dışında konteynerin kendi özelliklerinden bakacak konteyner olursak, olarak ya da nasıl diyelim, tiny house olarak diyelim. Yani normal bizim kullandığımız isimlerle tiny house ya da prefabrik olarak bahsettiğiniz zaman fabrikasyon olan tiny house'lar ya da prefabrik evlerimiz normal şartlarda 1,5 ton civarında falan bir ağırlığa sahip olan, 1,5 ton falan bir ağırlığa sahip normalde olanlar. Bunun farkı ne? Bunun farkı 6 ton. Bu yaklaşık 5,5-6 ton civarında söyleyelim diyelim. İçine koyacağın eşyalar da bunu tabii ki etkiler ama bunun boş haliyle darasına baktığınız zaman 5,5-6 ton civarında falan bir ağırlığı var. Bu nerede etkili oluyor? Bir kere 1,5 ton malzeme kalitesi bakımından baktığınız zaman tabii ki 6 tonla 1,5 ton arasındaki çok büyük fark var. Bunun rüzgarlı bir yere koyduğunuz takdirde, ki bandırmada rüzgar zaten malumdur, bandırmanın rüzgarı meşhurdur, bandırma rüzgar eksik olmaz, rüzgarlı bir yere koyduğunuz takdirde 1,5 tonluk bir konteynerin hareket edebileceğini ya da rüzgarda sallanabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Ama bu 6 tonluk
Ondan dolayı rüzgarla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamazsın. İçersiniz. Normal şartlarda şu şöyle bu tarafa doğru bir göstersen Uğurcuğum, oynat Uğurcuğum diye ben de şöyle şey yapayım. İçeriden dışarıya doğru anlatmak gerekirse içeriden normal MDF olarak söyledik değil mi abi? Beyaz kısım MDF. Beyaz kısım olarak MDF olarak söyleyelim. Ama MDF'nin arka tarafında bir sandviç panelimiz var. 6 santimlik var mıdır onlar? 6 santimlik bir sandviç panelimiz var. Sandviç panelinin de dış tarafında önemli olan da zaten burası. Uzun ömürlü olabilmesini sağlayacak adına. Larex malzemeden yapılmış olan bir tine house burası. Larex malzemenin de özellikle şu bakımlarını eğer düzenli bir şekilde yaptığınız takdirde 40 ila 50 yıllık bir ömrü olduğunu söylüyor. Yapan garantisi var yani öyle söyleyelim. Yapan firma, yapan şirket bunun Larex'in 40 ila 50 yıl bakımları yapıldığı takdirde hani böyle üstüne bir şey düşer, bakımları yapılmaz. O zaman tabii ki işler değişir. O farklı bir konu. Ama genel olarak bakıldığı zaman 40 ila 50 yıl civarında bir ömrü olduğunu söyleyebiliriz. Garantisi de var zaten yani. Onunla da alakalı söyleyelim. Yani diğer konteyner, diğer tiny house evlerle bu özel yapım tiny house evin arasındaki fark tamamıyla bu. Diğerlerine belki iyi bakımlarını yapmış olsanız 10 yıl, 15 yıllık bir ömür biçiriyorken maksimum zamanlar bunlarda. Ama buna 40 ila 50 yıl arasında en azından dış bakımından ömür biçilebilecek durumda. Şimdi bu taraftan şöyle bir gel Uğur. Gel böyle. Şimdi mutfağa doğru şöyle bir yaklaşalım. Elektrikleri söyleyeyim öncelikle size. İçerideki bütün aksam olduğu gibi yani kumandayla, elektrik sisteminin tümü kumandayla hükmedilen, hakim olunan bir yer. Sadece mutfak tarafına dahi bakmış olsanız ya bu dediğim gibi diğer böyle fabrikasyon konteynerlar gibi bakmayın. Bu tamamıyla kendine has olarak yapıldığından dolayı mutfak tarafı da olduğu gibi düzgün bir şekilde, kaliteli bir şekilde yapılmış olan bir durum. Bütün kutların tarzına kadar her şeyi özel düşünmüş, özellikle yapılmış olan bir durum var burada. Gayet güzel. Hemen şalter tarafı, elektrik tarafına baktığınız zaman şalterler de hemen içeride. Bunun iç tarafında gizlenmiş durumda. Onu da görebiliyorsa şu anda eğer kamera. Bunu da kapatıyorum. Yani şu ne deniyordu bunlara? Evye deniyor değil mi? Ben de şu anda mutfak yaptırmaya çalışıyorum da bayağı bir onunla ciddi pahalı olan şeyler. Evye olarak geçiyor. Şu kısım bataryasına bile baktığınız zaman özel olarak tasarlanmış, özel olarak alınmış. İçeriden dışarıya doğru çıkıyor. Bunların da ayarları falan yapacak ama buradan dışarıya doğru alınıyor. Bu tekrardan içeriye doğru giriyor. Evet. Daha bunlar tabii ki ayarları yapılacağından dolayı şöyle bir yukarıya doğru biz kendimiz elle çekmiş olduk. Ama su akışları hepsi bunun üzerinden bakılabilecek durumda. Şimdi ben kamerayı alacağım ama şöyle biraz uzaklaş Uğurcuğum sen bu taraftan. Oynat Uğurcuğum kendi tarafları. Kapı tamamıyla ahşap. Basamaklar tamamıyla ahşap. Hiçbir yerinde sıkıntı olan bir durum yok. Buradan kapımızı şu anda tabii şey açılı. Tam terazide değiliz. Ondan dolayı kapıyı bıraktığımız zaman aşağıya doğru geliyor. Ama terazide olduğumuz takdirde herhangi bir bu oynama gibisinden herhangi bir şey yapmaz. Ben onu alayım Uğur şöyle yavaştan. Banyo tarafını şöyle bir göstereyim. Uğur merhaba kardeşim. Merhaba. Buradan içeriye doğru gösterelim. Şöyle burada bir tane banyomuz, duşakabinimiz mevcut. Şöyle katlanan bir kapımız var. Bütün elektrik tesisatıyla alakalı kablolar falan da olduğu gibi. Yok görünüyor. Flaş tutmana gerek yok abiciğim. Hepsi görünüyor. Kablolar falan hepsi tamamıyla hazır. Hiçbir problemi yok. Buradan şöyle kendimizi de yine gördük. İçteki de mutfakta mobilyaları yani şey dolap falan aynı. Buradan yan tarafta da bir tane daha böyle klozetimiz mevcut. Yani banyo, tuvalet olarak baktığınız zaman burası da gayet kullanışlı. Kapısı falan da çok güzel bir şekilde tasarlanmış, yapılmış. Ben şimdi buradan yukarıya doğru çıkayım. Buradan şöyle biraz geri adım alacak olursak mutfak tarafı falan da kameradan güzel görünüyormuş Uğur gerçekten. Mutfakta ben ne kadar güzel görünüyorum bilmiyorum ama o kadarını artık videoyu izledikten sonra göreceğiz. Şimdi buradan yukarıya doğru şöyle çıkalım. Burası bir 8 metrekare kadar alana sahip olan yatak odası olarak bakabilirsiniz. Karşı tarafında zaten havalandırma, camı falan hepsi mevcut. Şu anda dediğimiz gibi sanayideyiz. Bu da şu anda sanayide özel tasarım olarak yapılmış. O şekilde bekletiliyor. Fiyatla alakalı kısmı da şimdi konuşacağız. Aslında çok fazla konuşamayacağız fiyatla alakalı olan kısmı öyle söyleyebilirim.
Çatıyı da şu anda gördüğünüz gibi tümüyle spot lambalarla falan döşenmiş durumda. Gayet hoş, gayet şık duruyor. Standart evlerle dediğimiz gibi ayırt etmek açısından bunları göstermek istiyorum. Parkeler özel tasarlanmış, özel malzemeden, yapılmış olan bir taban var şu anda aşağıda. Aslında içeriye ayakkabıyla sokmak istemedi ama ayakkabısız da girmeyelim dedik. Yani hepten o kadar da olmasın, sanayide geziyoruz. Sanayide gezdiğimizden dolayı ayakkabıyla içeriye girdik. Elektrikle suyla alakalı da bahsedeyim. Elektrik tesisat tamamıyla az önce dediğim gibi döşenmiş durumda. Az önce pano tarafında, sigorta tarafında size gösterdik. Yeterince elektrik prizleri yeterince etrafında mevcut. Elektrik tesisatının sadece sigortaya, panoya bağlantıları yapılacak. Şalter açıldıktan sonra tümünde bütün her yere elektrik gelmiş olacak. Su tesisatı tümüyle hazır. Onunla alakalı da problem yok. Su tesisatı sadece bağlanacak. O kadar. Gider kısmı da hazır. Onunla alakalı da problem yok. Uğur, dışarı çıkalım. Sunumun tamamını, geri kalanı dışarıda yapalım. Dışarıdan açıklamasını yaptık. İçeriden de tanıtımları yaptık. Dediğimiz gibi çok çok uzun video yapmayı aslında planlamıyordum ama böyle muhabbet esnasında olduğu için biraz daha videolar uzamış oluyor. Dışarıdan da bakacak olursak orta tarafta bir tane spot lambamız var. Yan tarafından da iki tane daha ledler daha takılacak ama taşıma esnasında herhangi problem yaşamamak için onlar şu anda takılmış halde değiller. Yerine koyulduktan sonra onlar da tekrardan montajları yapılacak. Onlar hazır. Öyle söyleyelim. Özellikle iletmemi istedikleri şey şu. Bu konteyner Alaska'da ve Afrika'da kullanılmak üzere yapıldığını direktman söylüyorlar. Neden özellikle onu söylüyorlar? Afrika ile alakalı şunu söyleyeyim. İçerisi çok serin olduğunu, Alaska ile alakalı da bir tane mum yakılsa içerisini ısıtabileceğini, ondan dolayı hem orada hem burada kullanılabilecek durumda olduğunu söylüyorlar. Bunu da iletelim. Başka burayla alakalı söylememiz gereken çok çok fazla bir şey kalmadı. Talihsizleşimden hayırlı olsun diyelim. Şöyle ufaktan bir dışarıdan şu taraftan daha gösterelim Uğur. Ondan sonra tekrardan kapanış yapalım. Sen beni değil o tarafa doğru odaklan. Sen orasını çek, ben anlatmaya devam edeyim. Etrafında şöyle dışarıdan da bakacak olursak yavaş yavaş veda edeceğiz. Dışarıdan baktığınız zaman Lerex malzeme kaplı konteynerimiz, tiny house nasıl derseniz konteynerimiz, tiny house'umuz ya da prefabrik evimiz bugün itibariyle bu Emlakçı Aile YouTube kanalında satışa sunulmuş bulunmaktadır. Bir başka bir fiyatla alakalı da şunu ileteyim. Biliyorsunuz ki fiyatlar çok fazla değişkenlik gösterdiğinden dolayı açıklama tarafında ve başlık tarafında sadece fiyatları iletiyorum. Bunun için okumanızı tavsiye ediyorum. Sadece okuyun diyorum. En az fiyat yazılmadan satamayacağımızı sizin kadar bizler de biliyoruz. Emin olabilirsiniz bu konuda. Fiyatı mutlaka ama mutlaka yazıyor. Onu söyleyelim. Bir başka videoda tekrardan sizlerle olmak dileğiyle diyelim. Uğurcuğum şöyle dışarıdan tekrardan bir al. Ben tekrardan veda edeyim. Bir başka videoda sizlerle olmak dileğiyle efendim. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın, hep mutlu kalın inşallah. Hoşçakalın.